25 Kasım Kurtuluş Resepsiyonu Edirne Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuarı'nda düzenlendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan davetlileri kapıda karşıladı, hatıra fotoğrafı çektirdi. Çok sayıda davetlinin yer aldığı resepsiyonda Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun mini bir tiyatro gösterisi de yapıldı. Hadrianus denmiş adına, Hadrian denmiş. Edrenus, Edrenebolu ya da Edirne. Köprüler ayırır insanı insandan, insanı doğadan. Ve Edirne köprüleri birleştirir olmuş hep. Öte yandan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Profesör Doktor Osman İnci Başkanlığındaki 100. Yıl Anıtı Danışma Kurulu'nda yer alan üyelere Edirne'ye sundukları katkılardan dolayı plaket takdim etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan burada yaptığı konuşmada Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi. Az önce Edirne'ye ait şiirleri okuyan değerli tiyatrocularımız çok yakın bir zamanda kurmuş olduğumuz Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun oyuncuları. Yakında çocuk tiyatromuzda premierini yapıp çocuklarımız için de oyunlara başlayacaklar. Bu salon, bu kültür merkezi, bunun dışındaki salonları, atölyeleri, işlikleri tüm Edirne'nin, tüm kurumların emrinde, hizmetinde. Hangi kurumun ihtiyacı olursa, hangi kurumun gereksinimi olursa istediği zaman bu salonu ila ücret kullanma hakkına sahip. Çünkü burası Edirnelilerin vergileriyle, Edirnelilerin kazançlarıyla yapılmış bir salon. O yüzden kurtuluşumuzun 100. yılında Edirne'ye armağan olsun isterim. Bugün dünden daha fazla sorumluluğumuz var. Omuzlarımızdaki yük dünden daha fazla. Çünkü bu cumhuriyeti kanla kuranların, bu cumhuriyeti canlarıyla kuranların bize bıraktığından daha ileriye, daha yukarıya taşımamız gerekiyor. El birliğiyle, omuz omuza, yürek yüreğe, sen ocusun, sen şucusun demeden, bir olarak, iri olarak, diri olarak, siyasi görüşlerimizi, kişisel angajmanlarımızı, kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı, öfkelerimizi. Çünkü atalarımızın bize emanet ettiği bu toprak bizim için vatan. Bu bayrak onların al kanlarıyla sulanmış bir bayrak. O yüzden hep başımızın üzerinde taşıdığımız al bayrağımızı sonsuza kadar gönlerde tutmaya ant içtik, yemin ettik. Ve inanıyorum ki Türk milleti, Türk Silahlı Kuvvetleriyle beraber bunu sonsuza kadar başarıyla yapacaktır. Kurtuluşumuzun 100. yılı kutlu olsun Edirne. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Seyfettin Selim'e Fahri Hemşirelik payesi ve beratı takdim edilmesiyle ilgili alınan meclis kararını okuduktan sonra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin efsane ağası, Edirne Belediyesi Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi'ni Edirne'ye kazandıran 3 altın kemerin ebedi sahibi Seyfettin Selim'e Fahri Hemşirelik payesi ve beratı takdim etti. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de Edirne'nin kurtuluşunun 100. yıl dönümünde kendisine Fahri Hemşirelik payesi ve beratını layık gören Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, meclis üyeleri ve tüm Edirnelilere teşekkür etti. Bunun üzerine sadece şunu söylemek istiyorum. Bu kadar güzel bir tarihi yılda benim konuşacak bir şeyim yok. Çünkü bunun üzerine konuşayım ben. Her şey çok güzel olmuş. Emeğinize de teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Kurtuluş resepsiyonu 100. yıl pastasının kesilmesiyle son buldu.